İçinden akım geçen direncin ısındığını muhtemelen daha önce görmüşsünüzdür. Hatta direncin içinden geçen akım oldukça fazlaysa dokunduğumuzda fena şekilde yanabiliriz. O yüzden dikkatli olmak lazım. Evet. Tekrar ediyorum. Dirençten akım geçerse direnç ısınır. Neden böyle olduğunu gelin birlikte anlamaya çalışalım. Akım geçen direnç neden ısınır? Hatta bu geçen akımın direnci belirli bir sürede tam olarak ne kadar ısıtacağı hesaplanabilir mi? Bu videoda hesaplanabileceğini göreceğiz. Fakat ondan önce direncin akım geçtiğinde neden ısındığını anlamaya çalışalım. Buraya çizdiğimiz direnç ve akımla bunu anlamaya çalışalım. Pozitif yükleri görüyoruz. Aslında pozitif yükler tam olarak tel üzerinde hareket etmez. Fakat fizikçiler böyle hareket edermiş gibi düşünürler. Çünkü bir yöne doğru giden pozitif yük, diğer yöne doğru giden negatif yükle eş değerdir. Bu yüzden teknik olarak yanlış olsa da pozitif yükleri kullanabiliriz. Tüm o negatif işaretleri kullanmak zorunda değiliz. Az sonra yapacağımız açıklamanın hepsini ters yöne giden negatif yüklerle de anlatabiliriz. Fakat negatif işaretlerle uğraşırken daha dikkatli olmamız gerekir. Çünkü konsept açısından negatif işaretler işimize o kadar da çok yaramayabilir. Bazı şeyleri görmemize engel olabilirler. Şimdilik pozitif yükleri kullanıyoruz. Ama aslında hareket edenlerin ters yöne giden negatif yükler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet, dirençten geçen pozitif yüklerin direnci ısıtmasının nedenine bakalım. Akım dirençten geçerken bir potansiyel fark oluşturur. Yani şu iki nokta arasında elektrik potansiyel farkı oluşacaktır. Sonuç olarak dirençte voltaj oluşuyor. Daha teknik olması açısından delta V diyelim. Çünkü elektrik potansiyel farkını ifade ediyor. Direncin bu tarafındaki V1 elektrik potansiyeli diğer tarafındaki V2 elektrik potansiyelinden farklı olacaktır. Peki neden bu önemli? Yüklerin en son uğradığı yerde düşük elektrik potansiyel oluşur. Elimizdeki pozitif yükler yüksek potansiyelli yerden düşük elektrik potansiyele doğru hareket ediyorlar. Bu da demek oluyor ki elimizdeki yüklerin potansiyel enerjileri de değişiyor. Elektriksel potansiyel enerjileri fazlayken dirençten geçmeleriyle daha düşük hale geliyor. Yani elektriksel potansiyel enerjileri azalıyor. Eğer bu biraz bizim kafamızı karıştırdıysa elektrik potansiyelin tanımını hatırlamaya çalışalım elektrik potansiyel, yük başına düşen elektrik potansiyel enerjidir. Mesela buraya da bir sayı verelim. Örneğimiz biraz daha somutlaşsın. V2 bir klomp başına 2 jul olsun. Bu da demek oluyor ki o noktadaki bir klomp taşıyan yük 2 Jul kadar elektriksel potansiyel enerjisine sahip. V1 daha fazla olduğuna göre klomp başına 6 jul elektriksel potansiyel enerjisi olsun. Yükler direnç boyu hareket ettikçe elektriksel potansiyel enerjileri azalacak. İyi de bu enerji nereye gidiyor? Yüklerin elektriksel potansiyel enerjileri azalıyorsa aradaki enerjiye ne olacak? Acaba kinetik enerjilerini arttırıyor olabilirler mi? Yüksekten bir top bıraktığımızı düşünürsek zamanla yer çekimi potansiyel enerjisi kinetik enerjiye dönüşür. Bu yüzden de top zamanla hızlanır, değil mi? Burada gördüğümüz potansiyel enerjinin kinetik enerjiye dönüşümü belki bizim sistemimizde de oluyordur. Peki yüklerimiz potansiyel enerjilerini kaybedip hızlanabilir mi? Bu pek mümkün değil. Çünkü direncin bir tarafındaki akım diğer tarafındaki akıma eşit olmak zorunda. Yükler hızlanmıyor. Potansiyel enerjileri kaybediyorlar fakat hızlanmıyorlar. Şimdi kafanız biraz karışmış olabilir. Çünkü potansiyel enerji kaybının hızlanmaya yol açacağını düşünüyoruz. Fakat burada yükler hızlanmayacak. Burada yüklerin farklı bir amacı var. Bunlar direnci ısıtacak. Yükler dirençten geçerken direncin sahip olduğu örgü yapısındaki atom ve moleküllerle çarpışacak. Direncimiz atom ve moleküllerden oluşuyor. Yükler de buradan geçerken tekrar ediyorum aslında bunlar ters yöndeki elektronlar atom ve moleküllerle çarpışır ve enerji aktarırlar. Yükler geçerken arkalarında daha sıcak bir direnç bırakır. Bu da oradaki atomların eskisine kıyasla daha fazla titreşim içinde olması demek. Daha fazla titreştikleri için hem enerjileri hem de sıcaklıkları daha fazla. Geçen yükler enerjilerin hepsini kendilerine saklamak yerine bir kısmını geçtikleri direncin üzerindeki atom ve moleküllere ısı ya da termal enerji olarak bırakıyor. Yüklerin kinetik enerjileri de dirençle etkileşime girmeden önceki kinetik enerjileriyle aynı kalıyor. Sonuç olarak da elektrik potansiyelindeki değişim direncin üstündeki termal enerji artışıyla doğru orantılı oluyor. Bu nedenle direnç ısınıyor. Peki, direncin tam olarak ne kadar ısındığını ve zamanla ne kadar enerji kazanacağını bulabilir miyiz? Evet. Bunları gücün tanımını kullanarak hesaplayabiliriz. Güç yapılan iş bölü zamandı. İş de enerjideki değişim ya da transfer edilen enerji miktarıydı. Öyleyse biz de direncin kazandığı enerjiyi zamana bölersek gücü hesaplayabiliriz. Şimdi de yüklerin zamanla orantılı olarak dirence ne kadar enerji aktardığını öğrenmek istiyoruz. Direncin kazandığı enerji yüklerin kaybettiği potansiyel enerjiden geliyor. Yükler elektriksel potansiyel enerjilerini kaybediyor. Elektriksel potansiyel enerji de termal enerjiye dönüşüyor. Dolayısıyla direncimizin kazandığı termal enerji, yüklerin kaybettiği elektriksel potansiyel enerjiye eşittir. Bu nedenle güç formülümüzü şöyle de yazabiliriz. Güç, yüklerin elektriksel potansiyel enerjilerindeki değişim bölü zaman. Aşağıdan devam edelim. Peki, elektriksel potansiyel enerjideki değişimi nasıl bulabiliriz? Hatırlayalım. Potansiyel dediğimizde yük başına düşen potansiyel enerjiyi kastediyorduk. Elektriksel potansiyel enerji de yük yani Q çarpı elektriksel potansiyel olacak. Delta U'yu bulmak istersek U2 eksi U1 yaparız. Bu da U değerlerini bulabileceğimiz formül. İkinci noktadaki U değerimiz Q çarpı voltajdan o noktadaki yük miktarıyla V2 değerinin çarpımı olacak. Birinci noktadaki U değerini de aynı şekilde hesaplayacağız. O noktadaki Q ki bu yük miktarı da sabit kalmalı çünkü dirence giren yükler çıkmak zorunda çarpı V1 olacak elektriksel potansiyel enerjideki değişimi bu şekilde bulmuş olduk. Başka bir ifadeyle yazmaya çalışırsak, yükü sabit olarak başa çekebiliriz. Bu sayede gücü ortak çarpan olarak Q çarpı V2, V1 farkıyla hesaplayabiliriz. Bu değer delta U'yu bulmamıza yarıyor. Delta U için basitçe Q çarpı V değerleri arasındaki fark diyebiliriz. Fakat gücü bulmak için bu değeri bir de zamana bölmemiz gerekecek. Peki, V2 ile V1 arasındaki fark ne? Bu da direncin uçları arasındaki potansiyel farkın yani voltajın ta kendisi. Formülü baştan şöyle yazabiliriz. Q çarpı delta V direncin uçları arasındaki voltaj bölü yükün direnci baştan sona geçeceği süre. Şimdi ortaya heyecan verici bir durum ortaya çıkacak. Güç formülümüzün içinde dirençten geçen yük yani Q bölü yükün direnci geçeceği süre var. Fark ettiniz mi? Bu akımın tanımı. Q bölü zamanı ayrı yazarsak güç Q bölü zaman çarpı delta V'ye eşit olacak. Q bölü zaman akımdı. Bu nedenle güç dirençten geçen akım çarpı direncin uçları arasındaki potansiyel fark olacak. Elektriksel gücün formülünü böylece bulmuş olduk. Bu formül bize birim zamanda dirençte kaç jül termal enerji ortaya çıkacağını söyleyebilir. Bu yüzden birim olarak Joule bölü saniyeyi kullanıyoruz. Başka bir deyişle Watt. Çünkü buradan saniyede ortaya çıkan termal enerjiyi bulabiliriz. Eğer de güç değeri 20 Watt çıkarsa her saniye 20 Joule kadar termal enerji ortaya çıkıyor demektir. Bu formül sayesinde bir lambanın, bir tost makinesinin, bir televizyonun ya da herhangi bir elektronik cihazın ne kadar enerji kullanacağını hesaplayabiliriz. Bu sayede elektriksel potansiyel enerjinin termal enerjiye, ışığa, sese ya da herhangi başka bir çeşit enerjiye dönüşebileceğini görebiliriz. Formülümüzü bulurken hiçbir zaman bu termal enerjidir demedik. Sadece E dedik. Yüklerin potansiyel enerjisindeki değişimden ortaya çıkan herhangi bir tür enerji olduğundan bahsettik. Bu da her zaman doğru olacak. Her zaman elektriksel potansiyel enerji başka bir enerjiye dönüşecektir. Bu ısı, ışık ya da ses olabilir. Bu prensip sadece dirençler için geçerli değil. Elektriksel potansiyel enerjiyi başka bir enerji formuna çeviren neredeyse bütün elektrik devre elemanları için geçerli. Bunu başka şekillerde de yazabiliriz. Başka şekillerde de karşımıza çıkabilir. Şunu kopyalayalım. Ekranımızı biraz temizleyelim. Güç formülümüzü şuraya yerleştirelim. Ohm kanunundan delta V'nin akım çarpı direnç olduğunu biliyoruz. Yani delta V eşittir I çarpı R. Bu iki formülde doğru. Güçteki delta V yerine akım ve direnci yazabilirim. Bu sayede devre elemanın gücü için alternatif bir formül çıkarmış olduk. Formülde iki defa akım ifadesi geçtiği için akım kare olarak kullanabiliriz. Voltajı bilmediğimiz fakat akım ve direnci bildiğimiz durumlarda bu formülü kullanabiliriz. Bunu başka bir şekilde de ifade edebilir miyiz? Ohm kanunundan akımı bulmaya çalışalım. Akım delta V bölü direnç yani R olacak. Güç formülümüzdeki akım yerine bu ifadeyi koyalım. Şimdi güç delta V bölü direnç çarpı delta V oldu. Delta V'nin karesini direncin uçları arasındaki potansiyel farkın karesinin direnç değerine bölünmesiyle bulabildik. Voltaj ve direnç değerlerini biliyorsak fakat akım değerini bilmiyorsak bu formül daha kullanışlı olabilir. Bildiğimiz verilere göre direncin kullanıldığı güç değerini farklı şekillerde hesaplayabiliriz. Bu formüllerin hepsi aynı, hepsi de doğru sonucu verecektir. Elimizde olan probleme hangisi daha elverişliyse aralarından seçebiliriz. Özetlersek akım direnç üzerinden geçerken elektriksel potansiyel enerjiyi termal enerjiye dönüştürür. Biz de saniyede dönüştürülen elektriksel potansiyel enerjiyi Akım çarpı voltaj, akımın karesi çarpı direnç ya da voltajın karesinin dirence bölünmesiyle hesaplayabiliriz.